Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün iki tane videomuz var. Bundan önce kripto paralarla ilgili videomu yaptım. Belki onun bildirimi size gelmedi. Onu da kanalda bulup izleyebilirsiniz. O yüzden bu videoda Bitcoin'den bahsetmeyeceğim. Genel piyasadan bahsedeceğim. Peki, uzun zamandır konuştuğumuz şey Amerikan 10 yıllıklar ne zaman aşağı dönecek? Piyasa ne zaman rahatlayacak? Dün de bir spekülatif hareketler vardı. İşte efendim Dolmabahçe'den umut doğuyor, barış çıkıyor bilmem ne gibi. Yani karşınızda Putin var. Adam zaman kazanmaya çalışıyor. Öyle bir barış marış falan gibi bir şey kolay kolay razı olacak gibi görünmüyor. Şöyle de bir şey var. Şimdi konvoyunu bilmem nesini bir sürü şeyini getirmiş Ukrayna'ya, Kiev'e, yollarda kalmış. Bog down deniyor, yani işte saplanmış kalmış. General çamur diye bir şey vardır Rusya'da. Böyle havanın yağmurlu olduğu zamanlarda, buz tutmadığı zamanlarda, işte karın eriyip işte yolları çamur yaptığı zamanlarda falan lojistik işte çok zorlaşır. Buna da general çamur denir ve işte ordu tıkanır kalır yani. Önümüzde de yağmurlar olacaktır, belki Nisan ayında zaten olur böyle şeyler. O zaman Mayıs'ta bir taarruza hazırlanmak için General Çamur'u böyle biraz oyalaması gerekebilir Rus ordusunun. Böyle şeyler olabilir yani. O yüzden çok fazla spekülatif şeylere takılmamak gerekiyor. Yani savaş daha bitmedi. O yani yatırım kararı verirken, strateji kurarken tip spekülatif hareketlerde soğukkanlı olmak lazım. Dün de böyle bir günlerden bir tanesiydi. Ama şimdi biz Amerikan 10 yıllıklarla başlayacak olursak ne diyoruz? Bir zamanlar 15'ti Amerika'da faizler, 10 yıllık faizleri. Şimdi düştü. Düşen kanal var. İşte düşen kanal. Bunun içerisinde bir şekilde aşağı gelmesini bekliyoruz. İşte bize bir uyumsuzluk oluştu. Uyumsuzluk oluşması güzel. Buralardan artık bir düşüşler gelmesini bekliyoruz. Henüz istediğimiz yerde değildir. Peki. Ama işte bu uyumsuzluklar bugün sata dönmektedir günlükte. Ve günlükte de şu 2.36 bizim için önemlidir. O henüz aşağı kırıldı denemez. Bugünün kapanması gerekiyor. Kapanmadan ben kırıldı demem. Tamam mı? Ağustos'tan beri böyle bir yükseliş var. Yükselen kanalın içerisine doğru şöyle gelmesi lazım. Kapanmadan kırıldı demem. Ama kapanacak gibi de, yani bu şekilde kırılacak gibi de görünüyor işte günlükte. O zaman şu 2.15'e kadar bir kere bir gelecektir. O oralarda belki bir destek bulacaktır ama artık o saatten sonra belki burası aylar boyu sürecek bu 2.55 bir zirve olabilir yani. Biraz bir piyasanın rahatlaması gerekiyor ve hafiften de rahatlamaya başladığını görüyoruz bu piyasanın. İşte ve de uyumsuzluk da bariz aşağıda gözüküyor ki burada sadece görünen şey wave trend'deki uyumsuzluktur yani. Şöyle daha başka uyumsuzluklar da olabilir. Burada görmüyorsunuz siz bunları, trend çizgisinden şöyle işte uyumsuzluk net olarak gözüküyor. Peki şöyle 8 saatlikten baktığımızda işte uyumsuzluk, işte 8 saatlikte aşağı gelme isteği vesaire, bunların hepsi burada net olarak görünüyor. Yani tam istediğimiz kıvama gelmiş değil Amerikan 10 yıllıklar ama oraya da yavaş yavaş geldiğini söyleyebiliriz işte. Yani bu görüntü bunu gösteriyor. Şu şekilde gösteriyor. Evet. Buradan altına geçişelim. Buradaki düşüş olması gerekiyordu bizim için. Altında şöyle işte dün spekülatif satışlar oldu. Şu 1897'de destek bulmasını bekliyorum diye tweet atmıştım. Biraz daha altına sarkmış olsa da şöyle 2 saatlikten baktığımızda İşte desteğin burada olduğu net olarak gözüküyor. Sonra işte al vermiş falan. Güzel gidiyor. 1945'e kadar gidebilir. Fakat o Amerikan 10 yıllıklardaki yükseliş düşüş gelmezse oradan tekrar aşağı dönme ihtimali vardır. Ve şu şeye bakın işte
Yani işte şu barış oluyor, bilmem ne oluyor diye işte şurada satışlar geliyor. Şurada. Şimdi bugün onun da üzerindeyiz. Yani neymiş, değil mi? Öyle bir domu bahçeden umut falan çıkmamış. İşte gelmiş buraya kadar bütün o kayıplarını da geri almış altın. Satalım mı? Biz çok kötü olduk, mahvolduk, bize aldırdılar, biz şöyle kötü olduk, böyle olduk diyen arkadaşlar. Altın yatırımı da diğer bütün yatırımlarla olduğu gibi riskli bir iştir. Uzun vadeli bir yatırımdır. Bir şey alıyorsanız minimum bir sene tutmak üzere almalısınız. Ama bu tip olaylar olduğunda toz şeker gibi dağılıyorsanız, biraz kendinizi tanımanız için de güzel bir deneyim oldu bu. Demek ki size göre değilmiş. Yani herkese göre değil. Yani yattığınız zaman rahatsız oluyorsanız, sağlığınızdan kaybediyorsanız size göre bir yatırım değil. Ben de zamanında yatırım yaptığım zaman bazen uykularım kaçardı. Eyvah düşecek mi falan diye. Zamanında bu tip şeylerden sonra öğrendim. Yani dedim ki ben dağıtmalıyım yatırımlarımı. Ve işte hisse senedi yatırımı yapıyorsam işte bilmem 10 senede yapayım, 15 senede yapayım. Hatta onun yanında biraz böyle gümüşüm falan gibi şeylerim de olsun, yurt dışı borsalarım olsun. Ve ben çoğu zaman dönüp bakmıyorum bile. Ve dönüp baktığım zaman bakıyorum ki toplamda zaten kârdayım ama tek tek her yaptığım yatırımda da kârdayım. Yani sadece mesela hisse portföyümde kârda olmayan, zararda olan hisseler olabilir ama portföyümde de kârdayım. O zaman ben rahat uyuyorum. Ama tek bir şeye paramı bağlarsam rahat olamıyorum. Sürekli alsat yapıyorsam rahat olamıyorum. İşte altında da böyle bir şey var. Aldınız, geçen sene kötü gitti. Eyvallah, bu sene iyi gidecek demek. Ondan evvelki sene iyi gitmişti. Değil mi? Böyle bu işler. Yani o yüzden 2 günlük bir satış oldu. Eyvah ben mahvoldum. Ya size göre değil, tamam mı? Herkese göre olması gerekmiyor. Biraz daha böyle başka şeyler bulun kendinize yatırım yapmak için. İşte kur korumalı mevduat mesela yapın. Bir yerde kazancınız garantidir yani. Şöyle ons altın zirvesinden ne kadar düşmüş olmuş? %1,4. Öyle mi? 1965'ten. Şu 24 Mart'takinden. Daha evvelki zirveden ne kadar düşmüş oldu? 2059'dan %5,9 oradan aldıysanız, ki orası kısa süreli bir şeydi, yani savaş fiyatlaması var dedik, buralardan işte alınması riskli dedik, o yüzden belki geldiniz işte şuralardan falan aldınız, o zaman %3 zarardasınız, öyle mi? Çok fazla bir şey olmamalı bu sizin için, ama gene de diyorsanız ki ben %3 zarar ettiğim zaman ben ölüyorum, ölmeyin o zaman, altın yatırımı yapmayın, değil mi? Beklentimiz yükselişin devam etmesi. Fakat buradaki 1944-45 direnci önemli. Bunun için de Amerikan oyunlarda geri gelmesi gerekiyor. Geleceğini de düşünüyorum. Biraz sabır. O gelmediği zaman tekrar gene geleceği yer, dönüp dolaşıp işte destek bulacağı yer 1920'ler, sarkacağı yerlerde 1890, işte 1890 en fazla, o kadar olduğu gözüküyor. Gram altındaki arkadaşlar, işte orada da ölenler vardı. Şurada dolar TL de düştüğü için 910, dolar TL de düştüğü için 914'te başladı güne. İşte ölündü, şöyle 885'e falan gelindi. Şimdi 912'deymiş. Dolar TL artacak mı? Elbette artacak ya. Düşüşler alım fırsatı yani. Sadece zamanını bilemeyiz. İşte burada bir düşüş var, tamam, toparlanacak. Fakat o dediğimiz şeyler olmuyorsa, yani Amerikan oyunlarda falan, gene bu 920'lerden geri gelme, düşme ihtimali vardır. Kötü yani. Platinde de güzel bir uyumsuzluk olmuş. Ala dönüyor şöyle. 1004 üzerinde de kapanış olursa iyi bir yükseliş buradan gelir platinde diye düşünüyorum. Özellikle şu 1045'e kadar falan da devam edebilir. Ama unutulmaması gereken şey platin hala düşen trend içerisinde maalesef. Bu değerli metaller içerisinde en az beğendiğim. Bunu da hep söylüyorum, değil mi?
Gümüşten de bahsettik mi? Bahsetmedik. Gümüşte de aynı gram altındaki benzer şey, yükselen trend. İçerisinde şöyle bir ölünmüştü dün, şuraya kadar 23.95'e kadar ölünmüştü. Şimdi tekrar dirilindi ve 25'e geri gelindi. Bundan sonra da hareketin şöyle işte 25-32'ye kadar falan gelmesini bekliyoruz. Güzel yani. Ben seviyorum. Ben elimdekileri tutuyorum gramda. Her ne kadar böyle görüntü kötüleşse de ben tutmaya devam ediyorum. Çünkü buralardan bu ons yukarı dönecek, dolar TL illaki yukarı dönecek. Paladyum trade etmeyin dedik. Aşağı kadar geldi. İşte bu sistem buradan al vermiş tekrar. Yani buradan yukarı döneceği belliymiş. Dönmüş. Güzel. Devam ediyor. Andrews Pitchfork işte şuradan. Al sinyali de verdi. Güzel. Demek ki şöyle bir 2450, 2347 gibi bir yerleri beklemeliyiz Palladium'da ama daha altındaki görünüm netleşmiş değil henüz. Buradan gelelim dolar TL'ye. Ne oldu? Düştü. Fazla bir şey olmadı. Bugün de benzer ülke para birimlerinde bir negatiflik var. Dolar TL'de de benzer şekilde oldu ama bu bir alım fırsatı. Gün içerisinde işte şöyle yükseldiğini görürsünüz. Alım fırsatı. Neden alım fırsatı? Hep aynı şeyleri söylüyoruz. Faizlerin artacağı yok. Faizleri arttırmak istemiyorlar. Çünkü o faturayı ödemek istemiyorlar. Dünyanın en büyük negatif reel faizini veriyoruz. Bu bile fazla deniyor. Enflasyonun düşeceği var mı? Hiç zannetmiyorum. Çünkü enflasyonla mücadele KDV indirimi yapmak ve propagandadan geçiyor. Yani bugün biraz tarama yaptım. Nasıl işte iktidara yakın medya nasıl falan diye. Yani tamamen propagandayla, algıyla falan işi götürmeye çalışıyorlar. Böyle olmaz yani. Böyle olmaz. İşte bu KDV indirimi olacak. Etiketlere yansımayacak. Daha evvelden de böyle olduğunu gördük. Yapılacak zamlara sayılacak bunlar diye söylüyoruz. Gene işte yapılacak zamlara sayılmış gibi gözüküyor. Böyle yani. O zaman bu enflasyon yüksekse, faiz artırımı da yapılmıyorsa, dolar sata sata nereye kadar baskılayacak? İlla ki çıkacak. Düşüşler alım fırsatı olmaya devam edecek. Güven kaybı da var. Yani o Naci Ağbal'ın görevden alınmasından oluşan güven kaybı yerine koyulamıyor. Yerine koymak mümkün olmuyor. Şahap Kavcıoğlu bundan bir yıl evvel konuşma yapmıştı. DCMB Genel Kurulu'nda ve orada demiştik yani enflasyonla mücadelemizde işte Türk lirasının gücünü itibarını sağlayacağız. Son bir yıl içerisinde uluslararası para ticaretine konu olan bütün paralar karşısında dolar, Türk lirası değer kaybetti. Yani en çok güç kaybeden ve en çok itibar kaybeden para oldu. Değil mi? Ve burada da bu yanlışlar var. Nedir? Bir, Naci Ağbal'ın görevden alması. İki, faiz indirimlerinde inat edilmesi. Üç, faiz artışının yapılmamasında inat edilmesi şu anda. Ve işte olayı da KDV ile kur korumalı mevduattan falan götürmeye çalışmak. Bunların çok büyük getirdiği yük var bütçeye. Ve de bir kısmı Merkez Bankası'ndan geldiği için enflasyonist etkisi de var. Hepsi dolar kurunun artması için temel sebeplerdir. Teknik olarak da işte bu destekten yukarı döndüğü görülmektedir. İlla ki artacak. Sadece zamanını bilemiyorum. Ve arkadaşlardan da şunu rica ediyorum. Altın ne zaman 1000 olacak? Altın ne zaman 1040 olacak? Altın ne zaman 1400 olacak? Dolar ne zaman 20 olacak hocam falan bilmiyorum. Teknik analizde böyle bir şey yok. Ben de bilmiyorum ama olacak. Bu kafada gidilirse bunların hepsi olacaktır. Hiç kuşkunuz olmasın. Şimdi gelelim S&P 500'e. S&P 500 iyi bir yükseliş yaptı. Ve S&P 500, yani Amerika'dan bahsediyoruz değil mi? Amerika için şöyle 15 günde %11'lik bir yükseliş iyi bir yükselişti. Buralardan bir düzeltme gelmesi gerekir. Şu 4668'e 3668'e gelip buradan düzeltme gelmesini ben beklerim. Doğrusu var. Buraya kadar gelindiyse buradan düzeltme beklerim. Oraya kadar gelmeden de olabilir mi? Olabilir. Ama biraz daha gidecek gibi gözüküyor.
Ve ondan sonra belki şu 4507'ye kadar bir düzeltme olabilir. Yani iki pivot arasında şöyle işte %3'lük falan bir düzeltme olabilir. Şöyle daha bir aşağıki pivota da gelir mi? %6'ya kadar, 6,5'a kadar fazla olur ama o ihtimal de vardır. Gelirse ekleme yapmak için güzel olur. Biraz daha alırım o zaman. Ama buraya kadar gelip de buradan yukarı dönerse 4500'den falan gene biraz daha alırım. Fakat önce düzeltme geldiğini görmem lazım. Şu anda almam da satmam da beklerim. Yani buradan düzeltme geliyor mu, buraya geliyorsa buradan alırım. Yok gidip de buradan dönüyorsa o zaman gene buraya gelecektir. Gene buradan alırım. Başka da bir şey yapmam. Satar mıyım? Satmam yani. Çünkü kaldıraçlı falan bir iş yapmıyorum. Niye böyle bir şeyleri satayım? Bu şekilde düşünürüm stratejiyi yani. Peki gene görüntünüz donuyor bazen. Peki bu şekilde yani. O zaman Borsa İstanbul'dan ne beklemeliyiz? Şimdi Borsa İstanbul'da da o zaman görünüm negatife dönebilir. O yüzden böyle biraz daha kritik yerlere geldiğimizi düşünüyorum. Şöyle güzel bir yükseliş oldu. Bizde de oldu. Şimdi bizde şöyle savaş başlamasıyla bir düşüş oldu ve oradan başladı. %22'lik bir yükseliş olmuş. Bizde de bunun bir düzeltmesi henüz olmadı. Bizde de neden olmasın ki? Olabilir. Amerika'da oluyorsa bizde de olur. Ve şöyle küçük bir uyumsuzluk var. Öyleyse ne yapmak gerekiyor? Öyleyse burada bir kere uzun vadeli yatırımcının herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Onu söyleyelim. Peki kaldıraçlı işlem yapanlar, kaldıraçlı işlem yapanlar için şimdi seviyelerimizi verelim. Kaldıraçlı işlem yapanlar için seviyelerimiz 2203. Bunun altında 2 saat kalınıyorsa o zaman kaldıraçlı işlem yapanlar satmalıdır. Ondan sonraki seviyemiz 2178. Kaldıraçlı değil ama belki borç parayla şeylerle ihtiyacı olan parayla yatırım yapıyorsa onlar satmalıdır. Uzun vadede yatırım yapanların pek satmasını gerektirecek bir durum yok. Öyle söyleyeyim. Şu eski 2146 seviyemiz devam ediyor. Oralarında altının gelmesini pek beklemem doğrusu. Elinde olan varsa tutsun. Dediğim şekilde kırılmalar oluyorsa o zaman kaldıraçlıların satması gerekiyor. Buradaki pivot 2244'te gözüküyor. Hani oraya kadar gelip de belki bir düşüş olabilir. BIST 100 endeksinde. Fakat biraz hani Amerika teklediği zaman buralarda da böyle şeyler olduğu bilinmeli. Diğer bir mevzu info yatırımla olan konu 1 Nisan'da başlayacak info yatırım. Onun da sebebi şu. Lisanslamalar Borsa İstanbul tarafından aylık yapılıyor. Dolayısıyla bu da bir çeşit lisanslama olacağı için 1 Nisan'da başlaması gerekiyor her ne kadar ben önceden çalışmış olsam da. Dolayısıyla yani hafta sonu falan da ben üzerinden geçeceğim. Peki ne olacak burada? Bununla ilgili olarak da ben info yatırımıma gidip görüşeceğim Cuma günü. Sizlere anlatılacak yani içinde neler olduğu. Hatta ilk de tavsiyeler de bedava olacak diye bir konuşma geçti aramızda. Teyit etmedik henüz ama ilk tavsiyeler bedava olabilir. Yani info yatırımda bu hesabı açtıysanız ilk tavsiye bedava olacak. Ondan sonra belki aklınıza yatıyorsa satın alırsınız. Yatmıyorsa bunları ben de yaparım. Böyle analiz mi olurmuş? Bunlar zaten benim bildiğim şeyler falan diyenler olsa da buyursun tabii ki. Onlara bir şey demiyorum. Bu benim eğitimimden farklı bir konu. Yani eğitimi alanlar kendisi yapabilir zaten. Eğitime katılmayanlar, ben vaktim yok, ilgilenemiyorum diyenler için mesela iyi olabilir. Eğitime katılıp da buraya da gelmek isteyen olursa tabii ki beni çok memnun eder ama siz bilirsiniz eğitime katılan çok başarılı arkadaşlarımız var. Dün Zoom toplantısında yani beni çok böyle şey yapan yani hem mutlu eden hem de çok iyi öğrenmiş arkadaşlarımız var. Aziz mesela dün Gümüş'te çok güzel şeyler paylaştı. Bunlarla ilgili de bir
eğitime katılan arkadaşlar için ayrı bir Discord server projem var. Onlara duyurmuştum. Burada tekrar duyurmak istiyorum. İnşallah onu da devreye alacağız. Böyle Aziz gibi arkadaşlarımızın güzel paylaşımlarını orada da göreceğiz. İşte bugünlük de bu kadar.